yaşayan fosiller. 37 milyon yıl önce yaşamış olan bir yengece ait fosille bugün karşınızdayız. Bugün günümüzde yaşayan yengeçlerin aşağı yukarı herhalde herkes nasıl bir şey olduğunu bilirler. Çünkü yengeçler hemen hemen en çok tanınan canlılardan birisidir. Şimdi günümüzde yaşayan yengecin kıskaçlarını aklınıza getirin ve 37 milyon yıl önceki bu yengecin kıskaçlarına hep beraber bakalım. Bakın kıskaçlarını şu an görüyoruz. Günümüzde yaşayanlarınki ile aynı yani özellikle aynı türüyle zaten çok aynı. Diğer yengeç türlerine çok benziyor. Yengeçler çünkü birbirine benzer. Bakın e, kıskaç yapısı önde kalın. Diğer bacakları nispeten daha ince. Gövdesi aynı form, şekile sahip günümüzdekile. Şu önleri biraz daha tırtıktı, arkası biraz daha düz. Ve karşımızda bakın üç boyutlu böyle her tarafını çevirelim. Bulunduğu e, fosil katmanı ile birlikte baktığımızda gri renk üzerine fosilin kendi rengi ve karşımızda bir yengeç fosili. Neyi gösteriyor bu? Hiçbir zaman ben değişmedim diyor bu fosil, yengeç fosili. Ben 37 milyon yıl önce Rabbimin dilemesiyle, ol demesiyle o an orada var oldum. Ve yaşamıma günümüze kadar devam ettim. Yani nesiller boyunca benim neslim devam etti. Ve hiçbir zaman hiçbir değişiklik, yani bir kolumun kanada dönüşmesi veya içimde yanlışlıkla solungaç oluşması veya herhangi bir şeyle bir kanat oluşması gibi bir farklılık, evrimcilerin iddia ettiği canlıların birbirine dönüştüğünü düşündükleri o süreç, o aşama bir zaman olmadı. Bunların hepsi evrimcilerin söylediği hayali mekanizmalar, bir hezeyan, bir hayal, bilimsel hiçbir kanıtı ve bilimsel hiçbir mantığı olmayan sadece bir öngörü. Biz buraya bilimle inşallah gösteriyoruz, bilimle geliyoruz, bilimden bahsediyoruz. Ve bugün modern bilim göstermiştir ki Allah vardır. Modern bilim neyle Allah'ın varlığını bize gösteriyor? Mesela en önemli kaynağı paleontoloji, fosiller. 37 milyon yıllık bu yengeç fosilde bunun en güzel örneklerinden birisini bize sunuyor. Ve canının aniden var olup hiçbir zaman hiçbir değişiklik geçirmediğini bize göstermektedir.